Perşembe günü koca bebek oyunuyla geleneksel soyun günleri devam edecektir. Gelelim bugünkü oyunumuza. Bugün sergilenecek olan oyunumuzun ismi Makina. Bakalım oyunumuzda neler olmuş. Hepinize iyi eğlenceler, iyi seyirler. Durun yahu durun. Ben haber vermeden açmayın şu ışıkları demedim mi size? Söyleyeceklerim var efendim, söyleyeceklerim var. Bunu sizlere anlatmam lazım. Efendim Dursun Hoca da, yönetmen de, rejisör de tutturmuşlar komedi diye efendim. Hayır efendim, benim bunu size anlatmam lazım. Benim başımdan geçenler düpedüz faciadır, facia. Efendim bunu size anlatmam lazım. Öncelikle kendimi anlatayım. Efendim, ben Deniz Hayri Bey. Aile adımız Hacı Beyler olmasından ötürü bana Hacı Bey derler. 63 yaşındayım. 3 tane de çocuğum var. Yaşları sırasıyla 22, 24, 26'dır efendim. Çok güzel bir aile planlaması yaptığımı düşünebilirsiniz. Ama siz onu gelin bir de bana sorun. İşler hiç de öyle göründüğü gibi değil. En küçük kızım Oya. Tutturmuş bir mankenliktir, bir güzelliktir gidiyor. Kızım sen Hacı Beylerin kızısın diyorum, kendine gel. Dinleyen kim efendim? O ise kendini boya küpüne bulamaktan geri durmuyor. Efendim gelelim 24 ve 26 yaşlarındaki oğullarıma. Afif 24 yaşında. Okul bitirmez öğretmen atandı. Diyarbakır'da şu an görev yapıyor. Birkaç güne kalmaz tatil hasebiyle gelir zaten. Gelelim 26 yaşındaki oğluma. Ferit, yani Afif'in abisi, ailemizin yüz karası, başımın belası. Yahu okuttuk adam olsun dedik, gitti Azırlı Ayaş'ın teki oldu. Bugünlerde tutturmuş, ben Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Benim diğer Ayaşlardan farkım var diyor. Yahu adam 24 saat boyunca Ayaş geziyor yahu. Üstelik 4 yıldır girdiği KPSS sınavından 50-150 puan dahi alamadı yahu. Ah eşek oğlu eşek yok mu? Kendisi bir de Hacı Beylerin en büyük oğlu olacak. Oğlum demekten bile itinayla kaçmak istiyorum efendim. Tansiyonum çıktı, şekerim fırladı. Kendisi şuralarda bir yerde olmalı. İşte itihan çomağı hazırla demişler. İlan ediyorum buradan efendim, ilan ediyorum. Bana bir şey olursa seninim bu serseridir. Bu ay yaştır. İlan ediyorum. Ne ilan ediyorsun baba? Bugün bizim evin önü neden bu kadar kalabalık ya? Kıymetli büyüklerimiz de buradalarmış. Efendim hoş geldiniz. Baba sen de hoş geldin ya, bu ne kalabalık. Sana bugün oyunumuz var demedim mi? Niye geç kaldın? Senin yüzünden kaç gündür seyirciyi oyalıyorum burada. Baba! Ne? Sen iş yedik kıyadan buraya. İki dolmuş değiştirerek geldin. Bana bak Feyyik. Senin kemiklerini kırarım. Yürü git hadi kulise. Yürü git. Aşağıdan ben asıl. Durun efendim durun. Nerede kalmıştık hemen toparlıyorum. Efendim. Hacı. Naber hacı? Ne yapıyorsun burada? Hey Allah'ım. Bu da bizim mahallenin delisi. Her solukta nefesimiz nerede alıyor yahu. Öyle deme hacı ya, dokunuyor ya. Kızım yürü git, akıllınızla uğraşamıyorum. Delinizi ne yapayım? Hacı, ver elini öpeyim bacım. Ver bacım. Kızım dur, abdestimi bozdun, gözlerimi kırdın. Uzak dur benden, yaşlı başlı adamım ben. Korona var, korona. Ne? Korona? Korona mısın? Ne koronası ya? Yenisin değil mi bunu? Tabii. Yahu defol git buradan git. Allah'ın delisi. Tamam hacım ya, kızma ya.
Hele bakın hele hacıma. Şu kaşlarıma, şu gözlerime. Maşallah be hacı sana, maşallah be. Yahu delidir, ne yapsan yeğidir dedik de bu kadar da değil. Kızım defol git buradan. Defol git, senin kendini kırarım. İyi be. Hadi. Ela, ela. Dedemize sahip çıkalım. Dedeciğim. Allah'ım sen subhan yarabbim. Kızım yürü git buradan. Terk et burayı. Ela, ela. Hacı. He. Son bir şey daha var hacı. Yok, yok, yok. Son bir şey. Allah. Yahu görüyorsunuz işte efendim, neyle uğraşıyorum ben. Neyse efendim, neyse toparlıyorum. Nerede kalmıştım? Heh, efendim, bendeniz Hayri Bey. 30 sene boyunca devletimize, milletimize vazifelik yaptım efendim. Peki sonucunda ne oldu? Hiçbir şey. Ben de gittim, emekli oldum. Peki ya emekli maaşıyla geçinilir mi? Tabii ki geçinilmez efendim. Biz de gittik, kendimize otomobil aldık efendim. Otomobil! İşte bizim otomobilin sesi. Nerede görsem, nerede duysam şık diye tanırım. Yahu sanki makine değil de bir küheyla kişinin otomobili. rahat varlıklı günler efendim. Dur yahu. Nerede duracaktım ben? Rejisör nereyi göstermiştim? Şöyle. Bu böyle olmayacak hanım. Bu böyle olmayacak. Yine ne oldu Hacı Bey? Ne olacak? Sen bugün şoförün getirdiği faturaları görmedin mi? Görmedim, ne oldu? Görmesin tabii. Ne çekersen ben çekiyorum, ne görürsen ben görüyorum. Ne çektin be hacı? Lan manya, bak. Sayıyorum, fatura burada, fatura. Gelen fatura. Bak okuyorum, bugün kazanılan para 240 lira. Güzel değil mi? Fakat gerisi var. 150 lira benzin, 75 lira farca mı? 250 lira vantilatör kayışı, 1000 lira tekerlekler, 200 lira balatalar, 300 lira askılıklar! Askı mı, ne askısı bunlar? Pantolon askısı hanım, sözümü kesme! Hacı Bey, neyin var senin bugün? Sol tarafından mı kalktın? Kaşın bıyığına inmiş. Yahu ne kalkması? Ben yatıyorum ki kalkayım efendim. Borç gırtlağa kadar dayandı. Olmuyor, olmayacak! Kaşıkla kazanıyoruz, kepçeli dağıtıyoruz efendim. Buna bir çare bulmalıyız. Bulmalıyız, bulalım. Fakat aç ayı oynamaz. Söyle akşama ne pişireyim? Zıkkımın kökünü hanım. Ben yemeği düşünecek durumda mıyım? Ben kendime yanıyorum, kendime. Kendine niye yanıyorsun Hacı Bey? Hey Allah'ım. Her akıl ya bir akılsız nasip etmek zorunda mısın? Siz benim neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Bizi tehdit eden felaketlerin farkında değilsiniz. Eğer borçları ödeyemezsek evimizi, eşyalarımızı hapse ederler. Benim de münasip bir yerime tekmeyi atarlar. Hapsin yolunu gösterirler bana. Hacı! İstersen o münasip yerine ben atayım tekmeyi. Senin ne işin var lan burada? Sana ne lan? Çırılçıplak sokaklarda. Aziz! Ne oldu Aziz? Neredesin Aziz? Nereye çattın da arabayı? Buradayım Aziz? Abi, buradayım. Görmüyor musun? Neredesin Aziz? Göremiyorum seni. Neredesin? Buradayım abi. Ulu ve ulu çınar. Heh, şimdi gördüm seni. Bey baba. Heh. Şu arabayı oğlum varken şöyle sapına veriyorsun ya. Ne diyeyim ben sana? Defol git buradan. Pis bundan. Adam olsaydın da sana verseydim. Bu mu adam baba? Bu mu adam?
Ulan dünyadaki bütün salakları toplayıp tespih yapsak imamesi bu salak olur. Susmazsam ne olur kardeş? Uçarım sana buradan. Şşş, ne yapıyorsunuz yahu? Bakın işinize ya! Defol git sen de buradan, pis bunda! Gidiyorum ama bu işin insan hakları mahkemesine kadar yolu var. Nereye gidersen git ulan. Benim rektörlükte dayım var. Ne? Ne? Neydin sen? Kızım sana 500.000 defa tembih etmedim mi? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun demesini öğren. Burası Müslüman evi, Müslüman evi. Sen Giresun merkez. Başını pencereden dışarı çıkartırsan sağ tarafında Sehpila Hatun camisi, sol tarafında Çıtlakaya camisi. Bektim senin bu zübbeğinden yahu. Fesubhanallah. Dilim alışmış babiş. Dilim alışmış babiş. Dilim neden? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun demesine alışmamış da bonjour demesine alışmış. Kendine gel, kendine efendi. Sen Hacı Beylerin kızısın. Ya sorma baba, o bir felaket. Ne? Neydi sen? Felaket mi? Kız senin ağzını yırtarım. Maksadımı yanlış anlama babişko. Neko neko? Maksadımı yanlış anlama baba. Bütün arkadaşlarım benimle hacının kızı diye alay ediyorlar. Hayasızlar. Ahlaksızlar. Bir Hacı Bey'in kızı değil de bir sinema aktörünün kızı olsaydın öyle demezlerdi değil mi? Ah keşke babacığım öyle isterdim ki. Ulan veletler sizi benim üzerime parayla mı salıyorlar? Hacı Bey üstüne varmasına kızın çocukla çocuk oluyorsun. Tuhaf mı vallahi? Ne oldu? Ne oldu Aziz? Neredesin? Göremiyorum seni. Arabayı yine nereye çattın da gizleniyorsun Aziz? Bir şey yok abi. Muayene ediyorum. Motor tek çalışıyor babişko. Nasıl bir şey yok? Ulan Aziz. Allah belanı kaldır Aziz. Motor tek çalıyor, çalışıyormuş. Tek tek. Onu ben de anladım da abi. Sebebini bulmaya çalışıyorum. Bakalım kitap ne yazmış? Evvela bujileri tamir etsin. Kitap mı? Ne kitabı o kızım? Bilmiyorum ki babacığım. Onan matbaa basmış. He, onan matbaa basmışsa güzel basmıştır kızım. Oku hadi oku. Bir tornavidayla teker teker kısa devre yapsın. Aziz bak ulan bana bak. Tornavidayla teker teker devre olsun, kısa olsun, tornavida olsun Aziz. Hadi yaptım devre abi. Olsun. Yaptım abi. Olmadı ki ama. Ne biliyorsun olup olmadığını kızım? Ne biliyorsun? Bu ne kendini beğenmişlik? Bu... Sen Yılmaz makine mısın? Bunun neresi kendini beğenmişlik babacığım? Bak aynen böyle yazıyor. Hangi bujide kısa devre yaparken motorun teklemesine değişiklik olmuyorsa o buji bozukmuş. Ha bak hele anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki babişko. Hangi bujide kısa devre yaparken motorun teklemesinde değişiklik olmuyorsa o buji bozuk demekmiş. Yapamayacağım, yapamayacağım. Gel kendin söyle. Fakat söylediğini böbürlenip kendini bir şey sanma. Burada senin yaptığını herkes yapıyor. Pah. Aziz bak ulan bak bizim kız sana ne diyor. Deminden beri bunları söyleyen küçük hanım mıydı? Ben de bizim ağabey nasıl oldu da birdenbire alim kesildi. Ulan, kitap gibi konuştu diyorum. Ulan Aziz. Ulan Aziz Ferit ay yaşama yaşama. Hakikaten haklı be. Dünyadaki bütün salakları toplasan, tesbih yapsan imamesi, imamesi sen olursun be Aziz. Sen olursun. Kızma benim be bilgeçliğimi sınayacağına motoru tamir et motoru. Kızma abi kalbimi kırıyorsun. Kalp parasına severmiş Aziz abi. Allah'ım kız. Siz ne diyorsunuz orada? Kalk bak ne diyorsunuz? Kendinize gelin yahu. Şimdi Aziz abi sana söylüyorum iyi dinle beni. Hangi bujide kısa devre yaparken motorun teklemesi değişiklik olmuyorsa o buji bozuk demekmiş. Kitap böyle diyor. Bujiler sağlamsa kısa devre yapılırken işlemesi daha fena duruma girermiş. Durumda değişiklik olmazsa o buji bozuk demekmiş. Oh. Hacı Bey ister misin hafif bugün çıka gelsin? Muhtemel hanım, zaten mektubunda demiyor muydu 2-3 güne kalmaz gelirim diye? Kuzum Hacı Bey, sana yalvarırım. Afif gelince onu Ferit'e karşı pohpohlama. Ferit Afif'in abisi, kardeşinin nasihat etmesi belli ki canı sıkıyor. Kızım nasihat ediyor nasihat, kötü etmiyor ya. Ben Ferit abime hak veriyorum vallahi bir tane bile. İhtilal kuyruğu zaten iyi anlaşın kızım. Hacı Bey, ne var? Sizecek miyim Ferit'i öyle deme. Yahu, yahu bu adamı kimler kimler uğraştı da adam edemedi. Nazım Elmaslar, Şenol Sancaklar, kim adam edecek ya? Kim? Nazım Kurucu adam eder onu. Ha? Aklına bin yaşa hanım. Hiç aklıma gelmemişti. Ben bunu akşam namazına kulağına bir çıtlatayım. Nazım amca da
kim oluyor baba? O adamın adını ağzına besmeleyle al kızım! Aç şu kapıyı bak! Bir işe yaradığınız olsun. Hafif gelmiştir belki. Beyin anne, tanımadığım bir adam gelmiş. Gelsin mi baba? Gelsin, gelsin! İşler amma da ters gidiyor ha. Hangi kapıyı çalsam iş yok. Bıktım duraklarda dolmuş öğretmekten. 3 numaraya gel, 5 numaraya git demekten. Sağlık olsun evladım, sağlık olsun. Olmuyor be abi. Bak bak, antibiyotik aldım. Duraklarda bekleye bekleye bir seviye atlayamadım. 10 yıl oldu benim bu işe gireli. Hala adım 11 mobil kaldı. Bir seviye atlayıp 12 olamadık. Lafı gelmişken merak ettim Hüsnü Bey. Neden hep 11 mobil? Neden 10 değil, 12 değil de 11? Hep merak etmişimdir doğrusu. Anlatayım canım. Yıllar yıllar önce tam 11 yaşında başladım bu işe. Hala da oradayım. İstedim ki bu hayat son bulsun. Mobil rakamlar yerinde saymasın. Ben de rahat edeyim. Olduğunu başaramadım. 55'in peşi, 55'in peşi. Ay çok rahat. Demek siz? Dedim bile ayol. Hacı Bey, ben şoförlükten geçtim. Ne oluyor evladım, nereye geçtin? Damatlığa. Damatlığa hep damat oluyor. Sıra kime geliyor? Gel bana güzel kız. Kalbimi çalan hırsın. Allah. Ne oluyor lan burada? Ne oldu Aziz? Bir şey yok abi, öylesine geldim. Oğlum, sen niye işe çıkmadın? Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmur mevsimi geldi. Sanki hiç gitti mi ki? Sen şoförsün şoför efendi. Kendine gel, kendine! Şey diyorum Hacı Bey, araba. Ne oldu arabaya? Sıkıntı büyük Hacı Bey. Şöyle sayayım. Bir, motor. Ne diyorsun? İki, üç kartı. Yandım Allah! Üç, piston. Dört, pilye. Beş, silindir kapağı. Altı. Yeter, yeter ulan, yeter! Abi. Ne var? Bir de şey. Ne yok? Akü. Nasıl? Ferit akülü araba olmaz dedi. Söktü götür. Sen ne dedin? Okumuş adamdır. Ne var? Ulan Allah senin de onun da bin belasını versin. Kızma be abi. Benim ne kabahatim var? Oğlum batıyoruz batıyoruz. Her gün iflas ediyoruz. İçeri giriyoruz oğlum. Kâr edeceğimiz yerde içeri giriyoruz. İçeri. İçeri girebilir miyim abi? Defol git buradan, pis mundan. Başına aküler kadar taş düşsün, değil mi? Eyvallah. Hacım! Bu bizim mahallenin hacisi. Borcu var onun. Borcuna sahip çıkalım. Şişt, birader, ses etme. Hastasıyız dede! Fesubhanallah, fesubhanallah. Aziz gel evlat, gel şöyle yanına otur. Buyur abi. Oğlum vaziyet nazik. Nazik abi. Nereden biliyorsun nazik olduğunu? Sen dedin ya abi. Oğlum dur dur. Bizim bu arabayı elden çıkartmamız lazım. Azar iş abi. Neymiş o? Bu arabayı hiçbir geri zekalı almaz da ondan. Ya. Ama ben aldım. Kusura bakma abi. Ben bir geri zekalıyım. Allah'ım ben bir gerizekalıyım. Bütün aptalları toplasan, salakları toplasan, tesbih yapsan imamesi olacak adam geçmiş karşıma sen bir gerizekalısın diyor. Ya Rabbim ne hallere kaldık, ne hallere kaldık ya Rabbim. Abi tamam anladık, gerizekalısın. Ama hakikaten sen bu hallere düşecek adam değildin. Nasıl oldu bu? Gel evlat gel, gel anlatayım şöyle. Bundan tam yıllar yıllar. Hey.
atladıktan sonraki yarışmacımız 20 bin doların sahibi olur. Evet sayın seyirciler, sıkıyorsa kafana sık yarışmasında genel kültür önemli değil. Eğitim bilimleri önemli değil. Alan hiç önemli değil. Bizeymiş, finalmiş, Şenol Hoca'nın bütüymüş hiç önemli değil. Sadece şans ve 20 bin dolar namlunun ucunda sizleri bekliyor. Yarışmacılarımız hazır mı? Evet. Ya sizler hazır mısınız? Evet. O zaman hadi Giresun Üniversitesi. Kafamıza sıkıyoruz. Bir tane altı patlar var. Ben bunu aldım elime. Sıdıka'yı
önüme. Her gün kafasına bir dene sıktım, bir dene sıktım, hazırladım. Hatta torunun Güllü'yü de sesine kurban yarışması için hazırlıyorum. Hadi Güllü patlat bir şarkı. Aman anne. Hadi kalk kız. Hadi kızım, kalk da herkes görsün sesini. Burası muş güzel yolu yok kuştur giden gelmiyor. Acep, acep. Bırakıp bildiğiniz kadar bırakıp 28-55'e gönderiveriyor. Şuraya da 3-5 dolar bir şey bıraksın. Tabii tabii. Hepimiz Güllü'yü destekliyoruz. Sıdıka Hanım, kızınızın sesini duymak size moral, motivasyon, güdüleme, örgütlenme, hazır bulunuşta sağlamıştır sanıyorum. Fazlasıyla tabii. Buyurun paravanın arkasına geçebilirsiniz. Sigortalı değil mi? Evet, sigortalı. Senin araba bir gece tüm hızıyla patlamadan uçsa ne olur? Ne olur? Bektaş yaylasına yol bulur. Ne olacak? Hurda olur, hurda. Oğlum, sigorta şirketi de paraları öder. Oğlum, sen salak değil. Zırh salaksın oğlum sen. Ben böyle bir şeye nasıl razı olayım? Tut ki oldum. Yarın öbür gün Ülkü Kara bana söylemez mi? Nasıl kıydın civanıma? Nasıl kıydın azizime, Muhammed'im, Osman'ım, azizim diye? Beni çok sever. Ben onu ikna ederim. Peki ya, arabadan çıkamazsan? Atlayamazsam da dereye düşerim. Bilirsin, balık gibi yüzerim. Arabanın kapısını açtım mı, oradan sonrası kolay. Ver elini Amerika. Amerika'ya gideceğim. Yağlı derelerin Amerika'ya göçü yasaklandı diye biliyordum. Maazallah, yarın öbür gün kendimizi bir diplomatik krizin eşiğinde bulmayalım. O işi Dursun Hoca ayarladı. Araklılı olarak gireceğim. Hoş, Araklı'nın da at hırsızı damgası var ama tövbe ettik deriz. Onlar da Allah tövbeni kabul etsin diyeceklerdi. Hem evladım, sen evlisin evli. Hanımın var senin, nasıl olacak bu? Ya hanımı biraz zarfında size bırakırım. Yengeyle birlikte göz kulak olursunuz. Sonradan yanıma aldırtırım. Hay aklına bin yaşa. Aman paşam, bunu benim için yaptığını biliyorum. Ben elini öpeyim, ben efendim, ben. Abi yalakalığa lüzum yok. Lan kendine gel efendim, sen şoförsün, şoför. Abi kızma. Ya
Ver elini öpeyim, bir daha görüşemeyiz anlamında. Neyse neyse, hadi gel ben seni geçireyim. Maazallah, bu dünyada buluşamayacağız. Öbür dünyada görüşürüz inşallah. Hadi hadi, ben seni geçireyim. Hadi bakalım. Hoş geldin Muazzez. Hoş geldin çocuklar, geçin geçin. Hadi. Emredersin karıcığım. Ayol çekelim, biz sizin otomobil falan aldığınızı duydum. Yoksa yanlış mı duyduk? Nerede otomobil? Aldık aldık Muazzez de, gezmek için almadık. Geçmek için aldık. Tabii bu. Hacı böyle eşeğe biner gibi binilmeyecek dedi. Ha hay Hande, gördün mü bak, bizi taklit ediyorlar diyorduk. Bizi taklit etmiyorlarmış ki. Bunlar otomobil değil, taksi almış. Bunlar züğürt züğürt. Yanılmışım demek ki karıcığım. Sözümü kesme Hande. Seni bıyıklarından tavana asarım. Yürüme ki karıcığım, sen beni boynumdan bile asarsın. Saçlarını tek tek yolarım Hande. Abi eksik abi fazla, ne fark eder ki? Muazzez yorgunsanız birkaç saat müsaade edin. Eder miyiz karıcığım? Edemeyiz Hande. Edemeyiz diyor kendileri, o zaman edemeyiz. Hem şekerim, bu evin neresinde istirahat edelim? Böyle sahne dekoru mu olurmuş? Gün taştan alınmış gibi. Evet, hiç olur mu? Olmaz değil mi karıcığım? Olmaz tabii Hande. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen mümkünse bir şey düşünme Hande. Allah'ım! Yarabbim! Ben ettim, sen etme ya Allah'ım! Ben bu şirret kazanıp kendi başımı yaptım, sen yapma ya Rabbim! Ben cennetine değil, cehennemine bile razıyım. Cehennemine al beni Allah'ım. Hande! Ne yapıyorsun orada? Geldim karıcığım. Ne dans ediyordun Hande? İkimiz için, edeyim mi? Et bakalım. Allah'ım, ben karımı çok seviyorum. Hey! O çok güzel bir insan. Hey! O hasta olacaksa ben olayım. Ben öleceksem o ölsün. Hande! Sen benimle dalga mı geçiyorsun yoksa? Yok estağfurullah karıcığım. Bunları seninle sonra konuşacağız Hande. Tamam karıcığım. Abim nerede? Gelir şimdi, buralarda bir yerdeydi. Heh, hoş geldiniz. Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz. Nasıl, rahat gelebildiniz mi? Hoş geldiniz. Hoş geldin Muazzez. Hoş bulduk abicim, ben elini öpeyim. Aman aman, eksik kal. Hoş, zaten Avrupa'da yaptırdığım operasyonlarla yüzündeki ben eline kaymış. Modifiye edilmiş. Modifiye edilmiş motor gibisin Muazzez. Dışın eski için yeni. Abiciğim bak, bunlar benim çocuklarım. Bu Merve. Merve kızım. Bu Merve, hatırlasana, küçükken kucağına işemişti abi. Hatırlamaz mıyım? Hatırlamaz mıyım keratayı? Kızım. Anne, ne Merve'si ya? Meri diyeceksin bana, okey? Okey Meri, okey. Allah müstahakını versin Meri. Ne konuşmuştuk biz Türkiye'ye gelince? Büyüklerin elleri öpülür, öp dayının elini. Hey, ne var Rosso? Aa, vur baba da kadın. Dua et ya, ne yapsın? Dua et ya, kadınsın, okey? Okey Meri, okey. Muazzez, bu sesleri ne yapıyor böyle? Cin çarpmış gibi dans ediyor bu ya. Bana bak Murat, bana serseri deme, okey? Abicim bakma sen kızımın böyle serseri görünüşlü olduğuna. O çok iyi dans eder. Kızım göster bakayım seyircilerimize dansını. Al ana. Şu dünyada hiçbir şeyden çekmedim. Şenol Hoca'dan çektiğim kadar. Çal peki çal. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde var. Sonlar var. Yukarıdan ses yükseldi. Bir şey yok. Söyle. Bir şey yok. Tamam. Neyse. Abicim, bu da benim büyük kızım Kübra. Merhaba dayıcığım.
seninle. Şşt! Uzak dur benden. Sen de bu serseri gibi cin çarpmış laf söyleyeceksen uzak dur benden. Dayıcım ben serseri değilim, şaireyim. Ha öyle mi? Evet. Kızım göster bakayım sevdiğinize şairesini. Dersleri dinliyorum gözlerim kapalı. Önce not tutayılıyorum güzelce. Sonra aklıma geliyor o nalet. Ansızın yitip gittiğine mi yanayım, yoksa Şanıl Hoca'dan büte kaldığıma mı? Söyle ben ne yapayım? Gazi Caddesi'nde vuruldum ben sana, Gazi Caddesi'nde. Sen de depoya çıkıyordun soluk soluğa. Elinde kamisi Türk vardı. Yorgundun. İşte bu dedim, edebi yönü yüksek bir bey. Meğer hepsi 60 yıllıkta geçmek içinmiş. Sonradan anladım. Beni beğenmemişsin, duydum. O kız atanamaz, bana bakamaz demişsin. Bilmiyorsun ki ben eğitim bilimlerini çoktan bitirdim. Öğretim programını da adım gibi ezberledim. Şimdi yürü git delikanlı. Bizden olmaz sevdalı. Ben bütten geçer giderim de sana kavuşamam, yüreğim yaralı. Ağzına, yüreğine sağlık yavrum. Hepimizin yüreğini değiştirme yavrum. Sağ ol. Aferin. Sen de öyle cin çarpmış gibi dans edeceğine. Şu kızdan biraz feyiz al, feyiz. Ay istese de olamaz dayıcığım. Duvar gibi acımsın. Nuriye. Odalarını hazırlettin mi bunları? Yol yorgundurlar, yatsınlar, uyusunlar. Şu cin çarpmış gibisini de odasını uzak tut benden. Ben kaçarım oğlum. Akşam saldırırım bana. Fahri! Tezgahımdan aldığım kürkümü unuttun mu? Yahu ne oldu? Haberimiz olmadan öğrenci işleri evimize mi taşındı? Buraya kapı! Baktım bey. Merhaba efendim. Hadi beni evine bir bırak. Müşerref oldum efendim, müşerref oldum. Maksadı ziyaretinizi öğrenebilir miyim? Beni çıkaramadınız galiba Hacı Bey. Şöyle bir zatı aranızı yapayım. Yok efendim, çıkartamadım. Dert çoktu herhalde, kusura bakmayın. Dert çoktu mu? Sizin gibi emekli olmuş, elini eteğini işten çekmiş, bir de üzerine araba almış bir adamın ne gibi derdi olabilir? Aman ne derdi olacak efendim? Geçim derdi. Parasız mısınız Hacı Bey? Yani oldukça. Evet efendim. Hacı Bey, sakın arabanıza bir şey yapıp sigorta şirketinden para sızdırmaya kalkmayın. Aman efendim ne münasebet. Benim bunu yapacağım var mı? Şıp diye yakalanırsınız. Sürünürsünüz. Anladım efendim. Bir sen eksiktin. Pis munda. Eksikliği fark ettim de geldim oğlum. Kim bu kadın? Efendim yemeğe bakıyorsunuz. Benden önce buraya 3-4 kişi geldi mi? Nereden bildiniz efendim? Abla var ya gözünü seveyim Sherlock Holmes gibi kadınsın vallahi. Abla şarap bitti bana bir şarap parası versene. Oğlum bak git. Ablam ölmüşlerinin canına değsin bir şarap parası be abla. Oğlum git ekonomi markette Umut Bey'e selamını söyle işini halleder o senin. Nerede bu market abla? Ulan Jack Drown'da oğlum ama da sordun ha. Tamam ya. Aman gitmeden önce haberim olsun. Senin bu halini Nazım Kurucu'ya bildirdim. Ne? Allah! Yahu işte görüyorsunuz efendim. Adamın ismindeki görüyorsunuz mukaddesi nasıl da adamı yerden yere çarpıyor efendim görüyorsunuz. Çok isabetli bir karar olmuş. Nerede kalmıştık? Döşemedeki ayak izleri diyordunuz efendim. Bir sigorta memurunun burnu tazı gibi olmalı. Kulakları radyo anteni gibi olmalı.
olmalı. Gözleri projektör gibi karanlıkları delmeli. Bir sigorta şirketi memuru üzerine vazife olmayan her şeye karışmalı. Ben Deniz de böyleyimdir. Müşerref oldum efendim, müşerref oldum. Ayağınızı denk alın. Hıyarlık edip sizden önce hata edenlerin peşinden gitmeyin. Kimse benim çalıştığım sigorta şirketinden indiragandı yapamaz. Buna müsaade etmem. Anladım efendim, anladım. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Üst katınıza taşındım. Bir yanlışınızı görürsem 3 yıl 6 aydan başlar. Ona göre. Babiş! Ne bağırıyorsun babiş kızı? Annem seni çağırıyor. Git gir söyle, misafirim var. Ama baba. Sizin kız mı? Maşallah maşallah. Aynen aynen efendim, benim kız. Kaç yaşında bu güzel hanım hanımcık kız? 22 yaşında efendim, 22. Vaktinden önce serpilmiş maşallah maşallah. Doğrudur efendim, boyu var, aklı yok efendim. Neyse neyse, ben hanıma bakayım. Bakalım yine ne deyip benim başıma şişirecek yahu. Gel bakayım yanıma güzel kız. Adın ne senin bakayım? Oya efendim. Daha da gel yaklaş yanıma. Sen ne güzelsin böyle. Benim de tam sana göre dünyalar yakışıklısı bir oğlum var. Aman efendim aman. Geç kaldım. Özür dilerim, kusura bakmayın. Yok efendim, önemli değil. Ben de tam çıkıyordum. Görüşmek üzere. Allah'ım, Allah'ım al şu Mustafa kulunun canı ya Rabbim. Al da bütün ümmet-i Müslüman kurtulsun da ben de kurtulayım. Arabayı batlamadan aşağıya attık sigortalardan. Tam parayı alacağız. Dingil sigortacı üst katınıza taşınmış. Allah belanı versin sigortacı. İşte böyle kızım. Bir üstten bir alttan, bir ters bir düz. İki ters bir düz yapsam olmuyor mu? Anne kızım, bir ters bir düz yapacaksın. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Bu kadın kim? Necla, Aziz'in karısı. Lan şerefsiz! Arabamızı batlamanın buz gibi sularına gömdü. Öldü gitti, karısı derdi bize kaldı arkadaş ya. Şöyle demek ki de otur buraya, çok ayıp. Tamam anne. İşte böyle kızım, bir ters yapacaksın bir düz. Az önce zihni çalmıştı, sen git bir bak bakalım. Tamam. Reis sensin karıcığım. Gidiyoruz.
Allah, ey Subhanallah. İşte hanım, işte tam 3 ay önce böyle bir vakitte, böyle bir zamanda dağ gibi delikanlıyı Batlama'nın sularına gömdük. İçimde bir kor, içimde bir ateş sönmedi, sönmeyecek. Hanım Aziz ölmeydi keşke ya. Hacı Bey, senin bir suçun yok ki. Tüm kabahat rahmetli de gece vakti yağmur yağarken Batlama gibi işte yol araba kullanılır mı? İşin iç yüzü sen bilmiyorsun hanım. Hiç de öyle değil, öyle değil. İşin iç yüzünü bilmiyorsun. Salak derdim, gerizekalı derdim, sesini etmezdi. Aptal derdim, yine sesini etmezdi. Bak, yine salak diyorum, yine aptal diyorum, yine sesini etmiyor. Hacı Bey, sakin ol. Eskiden sevmezdim o salak ama ölmesini de istemezdim. Oğlumuzun mutluluğunu da ona borçluyuz. İyi ki de öldü. Görüyor musun Allah'ın işini Hacı Bey? Oğlumuz bir kızı seviyor. Kız fakir, kız akıllı diye evlenmelerine izin vermiyorsun. Oğlumuz alıyor başını dünyanın öbür uçlarına, Diyarbakırlara gidiyor. Sonra sen emekli oluyorsun. Benim de o yarışmadan kazandığım parayla otomobil alıyorsun. Şoför de salaklığı yüzünden ölüyor. Karısı da bize sığınıyor. Gel gör ki salak kızının karısı bizim oğlanın eski sevgilisiymiş. Bu sefer de kız Afife aldı, ısrar ediyorsun. Görüyor musun Allah'ın için Hacı Bey? Yakup, sen sevenlerin arasına girersin. Sana öyle bir işe deyim de tükürdüğünü yalada gör dedi. Öyle hanım, öyle de. Aziz ölmeydi, iyiydi be hanım. İyiydi, iyiydi. Hadi ben yatıyorum. Oğlumuz da gelmiş, şimdi gelirler. Seni burada görmesinler. Belki sanırlar. Tamam, sana tamam hanım. Versin. Hadi, sana da Allah rahatlık versin. Hadi. Burası Batlama, burası Batlama. Ben 28-28 plakalı araba. 50 kulaç suyun altından konuşuyorum. Artık tahammülüm kalmadı. Her şeyi anlatacağım. Bilhassa seyirciler dinlesin. Kollarımın arasında sımsıkı bir ceset tutuyorum. 3 aydan beri buradayız. Herkes bizim kazaya kurban gittiğimizi düşünüyor. Yalan. Ben bir cinayete kurban gittim. Şoförümle sahibim birleşip sigorta şirketini dolandırmak için beni suya attılar. Şoför, ben suya dalarken kaçacaktı ama kapıları sımsıkı kapatıp onu bırakmadım. Bu delikanlıya acıyorum vallahi, pek genç. Kabahat onun da değil ki, kabahat asıl sahibim olacak Hacı Bey'de. Ama intikamımı alacağım. Ne diyorsun? Hiçbir şey bildiğin yok. Yalan, yalan söylüyorsun. İnsan ben biliyorum. Yalan söyler mi yahu? Ben biliyorum, ben biliyorum. Burası Batlama. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Ben biliyorum, ben biliyorum. Ne biliyorsan onu söyle ulan. 15 günde tiyatro çıkarmak zorunda kaldığınızı, notla tehdit edildiğinizi, birinci sınıfta makale yazmak zorunda kaldığınızı, sınavda kopya çekmek için arka sıralara oturduğunuzu ama hocaların korkusunu yiyemediğinizi, kışın okulun önünde göl olduğunuzu, o gölde yaşam savaşı vererek sınıfa gittiğinizi, o gölde ıslanan ayaklarınızdaki çorapları kaloriferler peteğine serdiğinizi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum. Allah destur bismillah. Ya Rabbim ne kabustu böyle yahu? Düşman başına ara. Oh. Abi. Ne? Nereden geliyor o ses? Abi buradayım, burada. Kimsin sen? Görmüyor musun? Ben Aziz. Ya, Aziz. Mı? Git Allah'ın belası. Aziz Işık, ya. Işık işte gör. Bakayım, dur. Allah, bismillah. Estağfurullah. Yattın mı Allah? Kaldır beni. Nur içimde daldır beni. Can beden çıkarken imanla uyandır beni. Aziz. Buyur abi. Ama sen sağ olamazsın Aziz. Ya, öyle mi? Senin sağ olman bizim için felaket demektir Aziz. Seninle benim hapse oğlumun ise intihar etmesi demektir. Ne yapayım abi? Kendimi mi öldüreyim? Ulan Aziz. Ulan herif. Bari dirilecektin ya, dün dirilseydin ya. Ulan salak. Ulan gerizekalı. Niye dün dirilmedin? Ölmedim ki dirileyim abi. Ya demek ki kazadan sağ kurtuldun. Peki hani bana mektup yollayacaktın? Yazdım. Ama ben almadım. Yazdım. Vallahi yazdım. Aha dur. Bu değil. Aha cebimde abi. Aziz, bana öyle geliyor ki 3 ay önce sen bir kat daha akıllıydın evladım. Abi yazdım ama adresi bilmiyordum ki göndereyim. Ulan gerizekalı, salak. Günde 3 defa buraya gelmiyor muydun? Geliyordum ama mektubu postacı getiriyordu.
Bırak bırak buzlu balıkları bırak. Kazadan sonra olayları anlat. Olayları ne oldu? Sana şimdi iki kelimeyle anlatacağım abi. Ha. Otomobil Batlama Deresi'ne uçtuktan sonra kapıyı açıp dereden çıktım. Hmm. Oradan sonra trenle Vereli'ni Trabzon. Trabzonlar burada mı? Diyarbakır. Şimdi... Dur yeter ulan yeter. Bütün illeri saydın. Demek Trabzon'a trenle gittin. Çok ilginç. Yaprak dökümünde olmuştu ya. Ben de gideyim ne olacak dedim. Oğlum bu evde duramazsın artık. Sigortacı buraya taşıdı. Kop kafalı üst katta oturuyor. O büyük sıkıntı abi. O kadını ortadan kaldıralım. Oğlum sen hakikaten salaksın. Ya da bir güzel sarhoş edelim. Sana da denize atarız. Hoş, tecrübemiz de var zaten. Oğlum, bu arabanı ki sen denize atıyorsun. İnsan bu insan insan. Kes bu zırh balıkları, yarın buradan gidiyorsun. Hemen. Şuradan şuraya adımımı atmam. Ne? Çabuk, saklan merdivende ayaksız. Saklan. Saklan beni, saklan. Kim o? Yabancı bir ses duydum. Kiminle konuşuyordun? Aman efendim, ben mi? Evet, sen. Ben kendi kendime konuşuyordum efendim. Kendi kendime. Hadi canım, deliler ancak kendi kendileriyle konuşurlar. Ben biraz öyleyim efendim. Bırak bu delilikleri. Sigortadan aldığın paradan ne kadar kaldı, sen onu söyle. Niçin soruyorsunuz? Malum, şoför bir gün ortaya çıkarsa o parayı sana ödetecekler. Ödetecekler. Aziz. Sen ne abi? Oğlum sakın oradan çıkmıyorsun. Ben seni yarın buradan yollayacağım. Ama Hacı Bey. Ne söyleseler, ne deseler sesini etmeyeceksin. Etmeyeceğim. Kim olduğunu, nereden geldiğini söyleseler dahi bir şey söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim. Sana Şenol Hoca'nın final sınav soruları var deseler dahi yine söylemeyeceksin. Söylerim. Atın. Allah'ım ben nasıl? Ben şimdi gidiyorum. Yat zıbar burada. Yarın hemen buradan gidiyorsun. Hadi. Zıbaracağım. Hadi gidiyorum ben. Necla ömrüm. Yavşanım. Kurt bakışlı. Seni seviyorum. Ben de seni kurabiye. Bu gece kurabiye canavar olalım mı? Ya salak. Atlan. Yok abi yahu. Yatamam bu odada. Her taraf tahta kurusu dolu. Kahırıza geçtiler resmen. Uykum da gelmiyor. Necla! Aziz! Benim ben! Olamaz! Olamaz, öldün sen! Ne olamazmış? Bu evde herkes tutturmuş, olamaz olamaz. Tanrı canlı karşındaymış. Gelme! Gelme, korkuyorum, ölürsün sen! Ay şırpıntı! Ay yosun! Yine naz ha! Dur! Olamaz! Yine ben seni yakalarım! Olamaz, korkuyorum! Dışarıdaydı, üşümesin diye içeri aldım. Öyle değil mi Aziz? Evet evet, Necan amcasının ne oldu bu? Al işte, her şey karıştı şimdi. Ne oluyor burada? Bu ne kalabalık? Haydi Necla, hazırlan biz gidelim. Hayırdır birader? Bizim karıyı nereye götürüyorsun? Anlamadım birader, ne demek istiyorsun? Bizim karıyı nereye götürüyorsun diyorum, nereye? Aziz, yeminle ne oldu senin evladım? Amma yaptım be abi. Elin züppesi karımı götürsün. Yeminliyiz diye ses çıkarmayalım. Millet dedesine sahip çıkıyor. Dedesine. Ben karıma mı sahip çıkamayacağım? Baba! Anne! Ne oldu?
Oğlum, pasaport soruyorum, pasaport. Bizim karı nereye değişir? Bizim karı derken Necla'yı mı kastediyorsun ulan? Lan, aha bu buruşuk karıyı kastedecek değilim ya. Sen biz buruşuk senin anandır. Ulan çıldırmak üzereyim. Biri bana bu durumu anlatsın. Necla kimin karısı? Biz daha bugün nikahlanmadık mı? Ne oluyor baba? Sen amma çakal çıktın abi ha. Sigortadan paraları cebine indiregendi. Bizim karıyı da oğluna indiregendi. Oğlum, Aziz az müsaade et, az müsaade et. Baba! Necla kimin karısı? İkinizin oğlum, ikinizin. Kimse yerinden kımıldamasın. Hadi bey, bu durumu hemen bana açıklıyorsunuz. Yeter ulan, yeter. Sen de dur, sen de dur, siz de durun, siz de durun. Zaten bunlar hep Dursun Hoca'nın yüzünden başınıza geliyor. Bu kurt kapanından çıkmamız lazım. Bunu hemen halletmemiz lazım. Herkes bir şey söylesin. Bu kurt kapanından acilen çıkmamız lazım. Düşündüm taşındım abi. Sen bu işte kabahatli değilsin. Evet baba, ben de aynı fikirdeyim. Peki anladık. Ama bu mesele ne olacak? Biz ne olacağız? Ben ne olacağım? Olmaz. Seninle tedavinin etrafına gideriz. Mesele de kafana gider. Ya! Peki ben ne olacağım? Ha. Ulan Necla benim nikahlı karım. Kamın nazarında karımı kaçırmış olursun. O da doğru. Doğru tabii. Durun, durun, aklıma bir şey geldi. Kardeş payı yapalım. Ne? 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 Kardeş payı. Ulan abi nasıl da aklıma gelmedi. Ben bulduk. Bakalım kitap ne yazmış? Bende kitap, kitap, kitap. Nedir bu kitap? Necla ortadan çekilsin. İzini belli etmeden alıp başını gitsin. Bu konuda böyle kapanır hem de çok romantik olur babacığım. Asla! Necla'mdan vazgeçmem. Hırrrr! Yine deli konuşma o ya! Durun, durun, durun! Olayı bir özetleyeyim. Şimdi, efendim, ortada bir kadın var. Senin şimdiki karın, senin de eski karın. Eski karım, şimdiki yavuklum. Kanım kaynadı abi. Sen karından vazgeçmiyorsun. E sen de karından vazgeçmiyorsun. O halde bütün kapılar kapalı. O değil de efendim. Bizi bir neticeye bağlamak için yazarın bizi nereye sonlandıracağını düşününce ter nasıl akıtmıştır. Oh olsun. Oh olsun efendim. Oh olsun. O halde çıkar yol yok. Üçümüz birden kafamıza sıkalım. Aman hoş, ne güzel fikir. Hemen gidelim hepimiz toplu intihar edelim. Zaten bu tiyatro dersinden de geçeceğimiz yok. Ben kime iyilik etmek istesem sonunda kötülük ediyor. Bu sigorta işinde sana iyilik edeyim dedim. Bak seni düşürdüm. Evet, şu meseleye gelelim. Hacı Bey nerede kalmıştı? Bir bu eksikliği yarabbim. Her şeyden evvel sigorta şirketinin adamıyım. Beni kandıramazsınız Hacı Bey. Ben yutmam, o kadar. Aman efendim, biliyorum, biliyorum. Gözleriniz bilmem ne projektör gözü. Kulaklarınız bilmem ne anten kulağı. Burnunuz bilmem ne burnu. Biliyorum efendim, biliyorum. Yaptığınız işin sonucuna katlanacaksınız. Sizde iş vicdan yok mu? Hacı Bey hapse girerse bize ne olur? Tabii ki var. Aman efendim, bahsetme sigorta ettirin. Siz merak etmeyin. Hayat sigortam var benim. Hazır olun. Sabah karakola gideceksiniz. Hacı Bey. Hacı Bey. Ağlamayın, ağlamayın. Ağlamayın. Benim emekli maaşımla geçinirsiniz. Tamam o zaman. Sonra benim için Almanya'ya gittiğimi söylersiniz. Ama baba, Almanya'da görülecek yer yok ki. Fransa'ya gitti diyelim. Oradan da Brezilya'ya Rio Karnavali'ni izlemeye gittiğimi söylersiniz. Aa, gitmişken oraya da uğramak lazım. Ya Amerika'ya da gittiğimi söylersiniz. Oraya da gidelim babacığım. Amerika hoş milleti, güzel. Güzel. Amerika. 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 Ne oluyor lan? Amerika. Bizim peder rüyasında Amerika. Amerika'ya mı gitti yoksa? Olabilir moruk. Amerika. Ulan ne içiyorlar, neyin kafasını Amerika. Yaşıyor bu insanlar ya? Ulan kaç senelik içiciyim daha ben gidemedim Amerika'ya. Yeter ulan sahne.
beni başından beri mor. Çocuklar kalkın. Hacı Bey, Hacı Bey, hasbendim sabahtan beri. Gırtlağımıza kadar boş. Sen bir çay düşme, horul horul uyu. Aman hanım, aman bir rüya görmüşüm, bir kabus. Düşman başına, ben borçlarımla mutluyum. Rüyanda ödersin borçlarını, bak Aziz geldi. Ne, Aziz mi? Yok, istemiyorum, istemiyorum. Oğlum gelme Aziz, istemiyorum seni. Buldum, buldum abi. Neyi buldun, başımın belası? Seni bu dertlerden kurtarmanın yolunu buldum. Neymiş o? Abi senin araba yok mu? Senin arabayı içine Nuriye Hanım ve Dursun Hoca'yı koyarak Batlama'dan atacağım.